Evrenin potansiyeli delili var Evet. sırada. Onunla ilgili neler söylemek Şimdi istersiniz? şöyle bir örnek vereyim. Legoları düşünün. Mesela çocuklar Legolarla da oynar, bazen büyükler de oynar. Çok enteresan bunlar. Bazı Lego oyunları gerçekten çok güzeldir. Ama diyelim bir Lego kutusu. Lego kutusunu açtığınızda siz o Legolarla bir şeyler yapabilirsiniz. Mesela ufak bir bina yapabilirsiniz. Legonuz çoksa belki büyük de bir bina yapabilirsiniz. Legolarla mesela diyelim bir masa da belki yapabilirsiniz belli şekilde. Ha mesela ne kadar kabiliyetli olursanız olun o Legolardan mesela bir at yapamazsınız. Belki at şeklini verebilirsiniz ama gerçek bir at yapamazsınız. Legolardan mesela bir televizyon üretemezsiniz. Veyahut da Legolardan bir cep telefonu yapamazsınız. Yani görüntüsü olsa da cep telefonu gibi Legolar çalışmaz. Neden olmaz? Çok basit. Çünkü Legoların potansiyelinde yoktur o. Bu özellikleri yoktur. Evet. Siz Legolardan, sadece Legolardan yapılması mümkün olan şey neyse çıkartırsınız. Bir varlık mantıken kendisinde potansiyel olarak mevcut olandan başka bir şey veremez. Yani Legoların potansiyelinde olan masaysa, işte diyelim ki sandalye ise diyelim onları yaptınız tamam. Ama potansiyelinde olmayan şey siz dünyanın en üstün kabiliyetli insan olsanız da Legolardan bir cep telefonu veya bir at meydana getirmeniz mümkün olacaktır. Çünkü onun potansiyelinde yok. Yani bir şeyin potansiyeli şudur. Mümkün olan onun kendi içindeki bütün birleşikleriyle, bütün olağan hallerini ifade eden bir şeyin potansiyeli. Yani o Legoların mümkün olan hiçbir bileşiğinde bir at yoktur. O yüzden o Legolardan bir at ortaya çıkmaz. Ha şimdi diyorum ki gelin bunu evren için düşünelim. Bir evren var. Hayalen bu evrenden bir an kendimizi soyutlayalım. Bu evrenin eğer ki bir materyalist ateist açısından potansiyelinde bu kadar büyük bir zenginliğin olması mı daha beklenirdir? Teizm açısından mı evrenin potansiyelinde bu kadar bir zenginlik olması beklenir? Çünkü bizim şu anda evrende gözlemlediğimiz her şey evrenin potansiyelinde olmasaydı olmaz. Bu evrenin legolarından ortaya çıkan şeyler nedir? Gördüğümüz 100'den fazla, 150'den az temel atom var kimya tablosundaki. Evet. O atomlar belli şekilde birleşiyorlar işte. Belli molekülleri yapıyorlar. O moleküller organik moleküller, inorganik moleküller olabilir. İşte bu masa da o şekildeki yapılardan oluşuyor. Diyelim bir inek de o şekildeki molekülden oluyor. Bir kuş da o şekildeki molekülden oluşuyor. Ama nedir? O Lego kutusundan çıkanlar bu atomlar. Şimdi bu Lego kutusundan çıkan bu evrendeki bu atomlardan bir ateist başlangıçtan gelse, evrenden ne çıkacağını göremezse, soyut olarak düşünse. Bu potansiyelde bu kadar çok canlının ortaya çıkmasını, bu kadar çok teknolojik ürün ortaya çıkmasını beklenir kılacak bir şey var mıdır orada? Yok yani. Hangisinde bu kadar zengin bir potansiyelin ortaya çıkması muhtemeldir deriz? Aslında bu mantık yürütme şeklimiz bizim birçok güncel olayı da değerlendirmedeki şeklimiz. Biz hangi açıklamada bir şey daha muhtemelse onun doğru olduğuna daha çok ihtimal veririz. Evet. Mesela şöyle düşünün, biz buraya geldik. Diyelim ki Erdem'le ben koşu yarışı yaptık. Birileri geliyor buraya. Benim suratım asık. Erdem'in suratı gülüyor. Normalde nedir beklenen? Yani bir koşu yarışında Ben diyelim ki sizi geçmişim. özellikle çok dünya çapında diyelim bir tur bunu kazanan büyük ödül alacak. Yıllarımızı buna vermişiz falan. Beklenen şey nedir? Kazananın mutlu, kaybeden üzüntüyle olması. Yani yüzümüze bakanlar koşu yarışını görmese de o zaman yani aslında kimin kazandığını yüzümüze bakar. Çünkü birinin daha sevinçli, birinin daha üzüntülü olması onun kazanan, onun kaybeden olmasının da daha mümkündür. Değil mi? Evet. Veyahut da şöyle bir şey düşünelim. Birisinin evinde diyelim iki kişiden birinin öldürdüğü düşünülüyor. Hangisinin onu öldürmesi daha muhtemeldir? O evinde de öldürülmüşse. Kimin evinde parmak izi bulunmuşsa daha muhtemeldir. Diyelim ki biz onu öldürürken görmedik ama o kişinin parmak izi evde var. Aynı zamanda kanı da oraya damlamış. Yerde de kan örneği var. O da bir boğuşma izini gösteriyor. Biz çok acayip hayali senaryolar başkasına da benzediği şeklinde kurabiliriz, edebiliriz. Ama bir hakim mahkemede karar verse, hiç öldürme anını görmese de öldüren diyelim ki Ahmet ise
Onun parmak izi ve kanının orada olması daha beklenir. Diyelim ikinci bir sanık, diyelim ki Mehmet veya Necmi veya başka alternatifler var. Onların parmak izi, kan izi yok. Bunun parmak izi, kan izi var. O zaman bunun öldürmüş olması daha muhtemeldir diye. Hiç öldürme olayını görmese de aslında direkt onun öldürdüğüne kanaat bir hakim getirir. Dikkat edin, görmesi için olmaz. Aslında biz güncel hayatta akıl yürütürken buna benzer mantığı hep kullanıyoruz. Hangi açıklamanın altında bir şey daha muhtemelse onun en doğru açıklama olduğunu veya en doğru olmaya en yakın açıklama o olduğunu düşünüyoruz. Yani öküz altında buzağı aramıyoruz. Aramıyoruz. Aslında yani güncel hayatta hep yürüttüğümüz mantık yürütme bu, buna uygun. Bu şekilde çalışıyor. Evet. Ve evrenin de diyelim ki başlangıcına gitsek potansiyelle ilgili bir şey soruyor. Nerede daha zenginlik bekliyoruz? Buradaki diyelim bu legolar, bu atomlar. 100 tane küsur. Bunlardan mesela bir Allah'a inanan bir kimse, Allah'a inanan bir insanın ne bekleyebileceğini bir kenara bırakalım veya önce bir ateist. Bunlardan aslında çok büyük bir varlık, zenginlik ortaya çıkmasını beklemek için bir şey yok ya. 100 küsur atom. Evet. Yani ne çıkacak bundan der insan. Evet. Fakat Allah'ın varlığına inanan bir insan için maharet o atomlarda değil. Çünkü bir materyalist açısından o atomlar kendi kendine var olan varlıklar, bir bilinçleri, bir şeyler, bir şey ortaya çıkartma amaçları, idealleri yok. Ve bir zenginlik ortaya çıkartmak, bir çeşit ortaya çıkartmak için var olmuş şeyler de değil onlar. Öylesine var olan bir şeyler. Mutlu ve, tesadüf. Evet, o da mutlu böyle, bir tesadüf bir onlardan potansiyel. Bir şey çıkarsa. Mutlu bir tesadüf olacağı için. Yani onlardan ortaya potansiyelinde ortaya çıkacak bir şey beklemek için bir sebep yok. Fakat Allah'ın varlığına inanan bir insan için o atomların varlığı tesadüfi bir varlık değil. Onlar bir şey ortaya çıkartacak şekilde yaptılar. Biz o atomlara baktığımızda onların potansiyelinde bir çeşitliliği göremesek de 100'den fazla 150 atom, onlardan olağanüstü hiç beklemediğimiz şeylerin çıkmasını beklenir kılacak bir şey var. Çünkü maharet onlarda değil, kudreti sonsuz olan, ilmi sonsuz olan, her şeyden haberdar olan bir yaratıcıca maharet. Atomun kendisinde değil. O zaman bir de şimdi o potansiyelinden neler ortaya çıktığına bakalım evrende. Dikkat edin. O evrenin bu potansiyelindeki atomlar sayesindedir ki işte bu kadar çok galaksiler var, nötron yıldızları var, kara delikler var, kızıl devler var, yıldızlar, gezegenler var, gaz bulutları var. Hele dünyanın içine girsek bir bakıyoruz milyonlarca canlı türü var. Bak bu laf gelişi söylemiyorum, milyon lafı bilerek söylüyorum. Canlı tür adedi şu anda tahmin edilen. Tür olarak. Milyonlarca canlı türü var. Evet. Denizlerin altında ışık üreten balıklardan çok enteresan şekilde çok uzun mesafelerde okyanusları geçip hep aynı yerlere giden balıklara kadar. Güneşin yönünü tespit edip ona göre yön bulan böceklere kadar. Çok enteresan maharetleri olan yuva yapmadan işte avlanmaya kadar olan kuşlara kadar. İnanılmaz bir çeşitlilik var canlılarda. Ve bu evrenin potansiyelinde var olması sayesinde. Ve dikkat edin. Evrenin potansiyelinde sadece canlılar yok. Bu masa da evrenin potansiyelinde olmasa burada olamaz. Cep telefonu da evrenin potansiyelinde olması olamazdı. Yani bir mühendisin keşfedebileceği her şey. Burada potansiyel olarak var. Daha doğrusu icat olan her şey aslında özünde bir keşiftir. Evrenin potansiyelinin onu ona hediye etmesi sayesindedir ki onu icat etmiştir. Aslında o icat da evrenin potansiyeli hediye edildiği için aslında bir keşiftir. Mesela işte nanoteknoloji diyoruz şimdi. Mesela bu daha düne kadar bilinmeyen bir şey. Ama bugün öğreniyoruz ki evrenin potansiyelinde öyle bir şeyi de var. Tabii. Öyle bir imkan da var. Tabii. Daha ve diğerine bakalım. Ve dikkat edin burada önemli bir şey bence. Sanat eserlerinin hepsi de evrenin potansiyeli. Bir kere bu kadar çok rengin var olması ve birkaç renk birleşince onların birleşiminden de acayip bir çeşitliliğin ortaya çıkabilmesi renklerin karışımlarından. Bunlar da evrenin potansiyelinde olduğu içindir ki oluyor. Diğer tarafta Itri'nin bir bestesi de, Bach'ın bir bestesi de, Sezen Aksu'nun veya Tarkan'ın bir şarkısı da onun notalarıyla, sözleri, her şeyle evrenin potansiyelinde olmasaydı olmazdı. Yani insanların teknolojik üretimleri, sanat, canlı türleri ve aklımıza gelebilecek her şey görebildiğimiz, çünkü bunların hepsi evrenin potansiyelinde var olması sayesinde ortaya çıktı. Bir zamanlar evrenin potansiyelinde şekilsiz bir maddeydiler. Bir enerjiydiler sadece. Ve sonra belli şekilde diyelim atomlara dönüştüler ve sonra belli bileşikler olarak karşımıza çıktılar. Hocam, ve bütün bunlar bu zengin potansiyel bence bilinçli bir şekilde oluşturulduğu izah, bunları mutlu bir tesadüf gören materyalizmden çok daha mantıklı. Evet. Akılcı.